Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şöyle batik bir iple karşınızdayım. İpin renkleri gerçekten çok güzel. Şöyle Nako Angora Granit Sim simli bir ip hanımlar. Şöyle hem simli hem batik bir ip. Çok da güzel bir ip hanımlar. bu ee, 3 numarattı kullanıyorum 1.70 milim Bunlar ne yapacağım hanımlar bununla sizinle size üçgen şal anlatacağım Şahane bir model hem kolay hem güzel gerçekten e, bu iple de çok çok güzel oluyor onu da sizinle paylaşmak istedim şöyle hemen iplerimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz zincir çekmeye. Şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum şöyle. 5 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. İlk zincirimin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Aynı zincirin içine tekrar battım. 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan yaptım e, zincirimle beraber 6 tane trabzanım oldu hanımlar bir zincir çekiyorum dönüyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum sık iğne ikinciye 1 2 iki oldu 3 4 5 6. şöyle zincirimize batıyoruz zincirimizle beraber 6 idi hanımlar 1 2 3 4 zincir dönüyorum ipimi doladım ilk sık bakın hemen tepesine batıyorum zincirin hemen dibine şöyle bir trabzan yaptım aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 5 tane zincirimle beraber altı oldu 1 2 3 4 5 6 tane şöyle trabzanımız oldu ipimi doluyorum bir zincir çekerek inemiz yaptık ya oraya batıyoruz Hanımlar diğer uca batıyorum ipimi uzattım 1 2 3 4 5 Buraya altı tane trabzan yapıyoruz. Zincirimiz yok. altı tane trabzan yapıyoruz. 1, 1, 2 oldu hanımlar. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne. Bir sıra sık iğne gidiyoruz. Bir sıra trabzan hanımlar. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Sık iğne. Şöyle. Toplam burada 12 tane sık iğnemiz oldu. 1 2 3 4 zincir çektim döndüm. İpimi doluyorum. Bakın ilk sık iğnenin içine batıyorum. Zincirimle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Zincirimle beraber 6 tane tırabzanımız ortalanır. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şimdi 3 tane yapacağız ya. 1 2 3 4 5 6. sıkhinenin içine tam ortaya gelen sıkhinenin içine batıyorum. 1 2 3 Dört, beş, altı tane trabzan. Hiç zincir çekmeden ipimi doladım yine burada bir zincirle döndük ya sık iğnemizin yaparken içine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 tane trabzan 1 2 3 oldu sıramız 3 tane modelimiz oldu bir zincir çekip dönüyorum tekrardan tek tek tepelerine batıp şöyle sık iğne yapıyorum hanımlar bütün trabzanlarımızın tepesine tek tek batıyoruz. Son olarak zincirimize batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Hemen dibindeki sık iğneye bakın. Zincirin dibindeki sık iğneye batıyorum. 1, 2 oldu. Zincirimizi de sayıyoruz. 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan mı yaptım ipimi doladım bakın 1 2 3 4 5 6. sık iğneye batıyoruz tam ortaya denk geliyor hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane trabzan ipimi doladım tekrar 1 2 3 4 5 6 tam ortaya denk geliyor bir iki üç dört beş altı tane trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve en sondaki sık iğneme batıyorum bir iki 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum ve dönüyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor Hanımlar her seferinde bir tane artmış oluyor bir model arttırmış oluyoruz şimdi sık iğnesini geçiyorum bu şekilde Şöyle tek tek trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Gerçekten hem kolay hem de güzel bir model. Çok çabuk ilerleyebilen bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği şahane bir üçgen şal modeli hanımlar. Şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyoruz hanımlar. Şimdi Sonuna gelince bunun e, kenar püskülünü de sizinle paylaşmak istiyorum. Kenarlarını, uçlarını nasıl yapabiliriz? Onu da fikir olsun diye sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle, ben daha önce büyük bir parçada çalıştım sizin için. Burada ipimizi koparıyoruz bu şekil hanımlar. Şöyle, ipimi kopardım. Şöyle modelimizin ön yüzünden başlayacağız bu şekil. Sık iğnemizi, sıramızı geçelim ama. Bakın, daha önce şöyle, bakın, daha büyük bir parçada çalıştım. Şöyle kenarlarını da en uygun şekilde yaptım modelimize uygun olacak. Bakın şekilde yaptım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir şal modeli. Şöyle, ben kenara alalım. Şöyle biz sıkılaştırma zinciri atalım. Modelimizin ön yüzünden. Bakın hanımlar. Ön yüzünden başlıyoruz. Şöyle ilk köşeye zincirimize sık iğne zincire döndük ya batıyoruz şöyle bir aynı yere tekrar batıyorum sağlamlaştırmak istiyorum. Buraya battım. Şöyle uzatıyorum. Bir örümcek yapıyorum hanımlar örümceğimi yaptım 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın şöyle zincirimin dibine batıyorum örümceğimi 1 2 3 4 tane şöyle trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir trabzanların dibine batıyorum aynı yere bir tane sık iğne bir zincir çektim ipimi uzattım örümcek yapıyorum örümceğimi yaptım bakın modelimizin battığımız trabzanları battığımız yere dibine batıyoruz sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekiyorum ipimi uzattım örümcek yapıyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım bakın zincirimin dibine şöyle batıyorum 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanlarımın dibine sık iğne ile sabitliyorum şöyle modelimizin devamı olsun diye hanımlar bu şekil yapıyorum bir zincir çektim ipimi uzattım örümcek yapıyorum örümceğin boyunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bakın hemen modelimizi dibine şöyle sık ile sabitliyorum bir zincir uzattım tekrardan ipimi örümceğimi yapıyorum hanımlar 1 2 3 4 zincir ipimi doladım hemen zincirimin dibine battım 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrar sık iğne ile sabitliyorum bir zincir ipimi uzattım örümceğimi yapıyorum bakın diğer modelin hemen dibine sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekiyorum ipimi uzattım örümceğimi yaptım 1 2 3 4 zincir ipimi doladım bakın şöyle bir iki üç dört tane trabzan 1 2 3 4 zincir hemen trabzanlarımın dibine sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim ipimi uzattım örümceğimi yapıyorum hemen ilk çektiğimiz zincirin içine modelimizi yaptık ya hanımlar zincirimizin içine şöyle batıyorum sık iğne ile sabitliyorum buraya bir zincir çektim ipimi uzattım örümceğimi yapıyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım şöyle örümceğimin tepesine batıyorum 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 3 4 zincir şöyle sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim ipimi uzattım örümceğimi yapıyorum hanımlar aynı yere tekrar şöyle bakın şalımızın köşesine aynı yere tekrar batıyorum buraya sık iğne ile şöyle sabitliyorum bunu bu şekilde istiyorum hanımlar burada boşluk oluşmasını istemiyorum tekrar ipimi uzatıyorum örümcek 1 2 3 4 zincir şöyle zincirin dibine batıyorum bir iki üç dört tane trabzan bir iki üç dört zincir dibine sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim ipimi uzattım şöyle bir örümcek Bakın diğer tarafta yine aynı şekilde modelimizin altına boşluğa şu sık iğnenin içine batıyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde yine burada geldiğimiz gibi bu şekil gideceğiz hanımlar. Sadece burada şöyle dediğim gibi bir tane şöyle ucuna tam üçgenine gelmesini istiyorum. Öyle yaptım. Gördüğünüz gibi Gerçekten hem kolay hem de şık bir şal model. Tabii ki ben e, batık iple yaptım diye sizi batık iple yapmak zorunda değilsiniz hanımlar. İsterseniz bir tür bir iple de yapabilirsiniz. İsterseniz sade bir iple de yapabilirsiniz. Şöyle modelimizin arka yüzü. Modelimizin ön yüzü de bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim şöyle. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.